Et fiyatlarında içinden çıkılması zor bir tartışma yaşanıyor. Vatandaş doğal olarak fiyatların düşmesini istiyor. Besiciler tam tersi fiyatları düşük buluyor. Çünkü maliyetler çok yüksek diyorlar ve belki de haklılar. Kasaplar fiyatlardan memnun, düşürmek mümkün değil çünkü bizim de maliyetlerimiz yüksek diyorlar. Onlar da bu gerekçeyi sunuyor. Hükümet ise fiyatları düşürmek istiyor. Ama vergiden geri adım atılmıyor, destekler arttırılmıyor. İşte bu ortamda tam bir fiyat karmaşası, kaosu yaşanıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, vatandaş, besiciler, kasaplar ve aracılar. Et fiyatları işte bu 5 kesim arasında komplike bir tartışma çıkardı. 1 kilo kırmızı etin fiyatı kasaplarda 45-55 TL arasında satılıyor. Vatandaş bu rakamı yüksek bulduğu için çoğu zaman kasabın kapısından içeri girmiyor. Başka bir şey var mı? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı et fiyatlarını düşürmek için besicilere, aracılara baskı yapıyor, ithalat kartıyla et ve süt kurumunu devreye sokuyor. Besicilere gelince onlar da vatandaşın uygun fiyattan et yemesini istiyor ama başta yem olmak üzere ağır maliyetlerden şikayetçiler. Alıcı yok, ithal mal gelir. Ondan sonra yani yem. Şu anda yem balı kardeş. Yani üretici. Yani bir mal, bir torba yem 50-55 milyon. Yani bir kilo et yetmiyor. Doğru mu yanlış mı? Bir hayvan günlük 8 kilo yem yiyor. 2 kilo da arpa yiyor. Ondan sonra bunun su parası, elektrik parası, çoban parası, mesela parası. Hepsi gariban millet burada. Bir torba kepeği 30 milyon. Yem olmuş 60 milyon. Önce onun önemini alsın, ondan sonra bizlere şey etsin. Üreticiler devlet desteğinin gelişmiş ülkelerin seviyesine yükseltilmesini ve destekteki vergilerin kaldırılmasını istiyor. 200 lira desteğin %2'si gelir vergisine kesiliyor zaten. Geriye 196 lira kalıyor. 96 lirası zaten kayda girdiği için üretici tarafından stopaj, mera fonu vesaire adında gene zaten devlete dönüyor. Üreticinin eline geçen 90-100 lira. Dolayısıyla bu desteğin artarak sürdürülmesi lazım. Yüksek fiyatlar sebebiyle eleştirilerin odağında olan kasaplarsa kendilerini savunuyor. Düşük fiyat isteniyorsa vergiler düşürülsün diyorlar. Bugün temel gıda maddesinde bakın %1 alışlı, %8 çıkışlı. %2 zirai stopaj, %1 çiftçi primi. %11'i buluyor. %10 diyelim. Sayın Bakanım bunları kaldırdığı zaman kiloda 4 lira eder. Bu 4 lirayı indirdiği zaman KDV kalktığında ette 4 lira bir fiyat indirimi olur. Ve aracılar. Onlar da yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayetçi. Yeri geliyor 1000 kilometreden fazla yol yapıyoruz. Yakıt masrafı düşsün, biz de komisyonlarımızı düşürelim diyorlar.